Senin masalın nerede başladı? 23 Şubat 1998. Pat diye tarih verme. Evet. Benim masalım orada başladı. Konservatuar sınavı mı? Konservatuar sınavı beklediğim bir şeydi. Hmm. Kazanmayı bekliyordum. Hmm. Tabii ki masalım orada başladı. Ama yani hayatta bazı virajlar var ve orayı almak zorundasın ya. Evet. Ne kadar hayalperest olursan ol, ne kadar iyi hazırlanırsan hazırlan. Hmm. Bazen o virajı aldırmaz hayat sana. Hmm. O aldığım bir virajdı. O gece 5 dakika sonra herkesi seyredip kalkan bir grup vardı. 5 dakika falan sana süre tanıyorlardı. Leman'daki o zaman yazan çizen abilerimiz çok Comedy sıkılmışlar. Club şey yani. Çok sıkılmışlar. Evet. Hani Cem Yılmaz'dan sonra sürekli birileri orada deneme gösterse. Olmuyor demekten de yorulmuş o insanlar. Duygusal insanlar kırmak da istemiyorlar. Hani biz dedi kalkarız 3-5 dakika sonra sen devam et falan. Meğersem o işte beğenmedikleri için kalkıp gidiyorlarmış 3-5 dakika sonra. Baktım oturuyorlar, kimse gitmedi. Hmm. O gün başardığımı anladım yani. O benim için bir start oldu. İkincisi de 23 Şubat'a denk gelmesi çok ilginç onun da. 23 Şubat 2010. 23 Şubat olduğunu, 12 yıl sonra. İkisi de ama 23 yani. Evet. Hmm. O da ilk yazdığım filmin galasının oraya denk gelmesi ve o gala gecesinde biz eyvah eyvahların bir şey yaratacağını o gece hissettik. Daha öncesinde gülüyorduk işte yazarken, çizerken, çekerken eğleniyorduk falan ama benim hem ilk yazdığım işte o filmde. Hem de insanların yüzündeki etkiyi görünce yeni bir hikaye başlıyor, duygusuna kapıldım ve tarihin 23 olduğunu sonradan anladım. Yani bu arada ben öyle şeylere de çok inanmam. Hani burçlar, tarihler, bazı rakamlar falan. Bir ayın hareketleri beni etkiler. Onu yani, biliyorum evet. Bir yengeç burcu insan olarak. Evet. Böyle ay çıkana kadar, tam tabak olana kadar dişlerim büyür. Sonra ertesi gün rahatlarım. Evet. Bir ayın hareketleri beni etkiler sevgili Hekate, beni paramparça eder. Senelerce tanışıyoruz tabii. Onun dışında öyle rakamlara çok şey yapmam yani. İkincisi de odur yani. Hemşeri benim de sayılırsınız evet. Yani Çanakkale'de. Hekate ile mi? Tabii. Çanakkale'de. Hemşerisin. Yani. Evet. O ikisidir benim masalım. Evet. Peki şeyi sormak isterim. Çocukluğunda seni bu yola doğru gitme, ilham veren, yönlendirme ise yönlendirme ama ona bakıp da ya benim yolum Mümin böyle abi. Bir yol. Kim? Mümin abi. Yani Allah ona özür mülü versin şimdi Bulgaristan'da. O bir Bulgaristan Türk'üydü, bir göçmen bir Türk'tü. Masalcı mı? Masalcı, müzik masalcısı. Çok duygusal. Berberdi Mümin abi. Ben ona tıraş olmaya gidiyordum. Ortaokul son sınıftaydım, lise 1'e geçmiştim. Sorunlu bir çocuktum. Annem babam yeni ayrılmış. Böyle ergenliğin vermiş olduğu testosteronlar, bir şeyler. Bıyıklar çıkıyor, sivilceler patlıyor falan filan. Kanıtlanması gereken bir sürü şey var. Kanıtlanması gereken bir şey var. Tuhaf zevklerim var, kuş besliyorum. Bir oda dolusu kanaryam var, güvercinim var ama şarkı söylüyorum. Taklit yapıyorum ama böyle hani bir şey oluşuyor, bir enerji var. Hiç rafine değil, hiç şekili yok. Oyun hamuru gibi bir gün başka bir karakter, bir gün başka bir karakter oluyorum. O adam beni o sabrıyla konuşa konuşa gel seni ayara mı oturttu? Bağlama çalıyordu aynı zamanda. Hmm. Düğünlere götürdü beni. Geldi bizim düğünde şarkı söyle. Hmm. Emrah gibi mi yapmışsın? Hadi küçük Emrah gibi yap. Peki söyle falan. Anneme de ben de falan merak etmeyin. Tamamen iyilik yani iyilik perisi gibi. Beni yavaş yavaş yoktu. Abilik müessesesi. Abilik müessesesi çalıştı. Yani beni o boşluktan aldı, çıkarttı, yonttu, biçti. Sonra da ben rahmetli Şerafettin Hoca ile tanıştım. Bursa Bülbülü'ndeki o aile var ya, Utçalan aile. Mümin abi de var o dönem. Onlar da beni konservatuara hazırladı. Yani bana şekil verdiler. Bazı insanlar aynanız oluyor. Bazı insanlar hem aynanız hem sizi geliştiren bir abiniz oluyor. Mümin abi mi dedin? Evet, Mümin abi. Mümin ama ismiyle de müsemmaymış yani. Evet, çok çok özel güzel bir adamdır. Güzel insan yani. Sonra şimdi görüşüyoruz yani yıl bazen Bursa'ya gösteriye gidiyorum. Gelir gösteriye, gösteriden sonra otururuz bir yerde.